Benim için oldukça ilginç bir video ile şu anda karşınızdayım. Bu videoda Shift.net'ten ayrıldığımı duyuruyorum ve aslında biraz sizlere duygularımdan bahsedeceğim. Aynı zamanda videonun sonunda da sizlerden özel bir ricam olacak. Aslında benim hayatım çok normal bir şekilde ilerliyordu. Ayın birinde maaşımı alıyordum. Ayın dördünde de kredi kartı eksesi gelirdi. Ayın onuna doğru da onun ödemesini gerçekleştirdim. Hayatım bu şekilde giderken Shift.net'te zaten neler yaptığımı biliyorsunuz. 2018 yılının sonunda Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesinde çalışmaya başlamıştım başlamış ve ta ki dün yani 31 Mayıs'a kadar da çalışmıştım. Binden fazla video çektik, binlerce içerik ürettik, dünya devlerine videolar çektik. Ancak artık bu düzeni değiştirmem gerekiyordu ve bir maceraya atıldım. Şu anda her ay kredi kartı eksisi gelmeye devam edecek ama ben maaş almaya devam etmeyeceğim ve buradaki kanalımda çalışmaya başlayacağım. İşin açıkçası bu benim için büyük bir macera. Sizlerden bir ricam var. Bu macerada benimle beraber olun. Furkan Karaca, Shift Hikmet'ten ayrıldıktan sonra neler yaptı? Başarılı olacak mı? Abonesi nasıl gidiyor? Hangi içerikler üretmiş? Bunları takip etmeniz için lütfen abone olun ve sizlerden de bir ricam var. Hayırlı olsun yorumlarınızı alırım. Bu da benim için çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Çok güzel duygular içerisindeyim. 26 yaşındayım ve aslında baktığınızda işimden ayrılmış durumdayım. Şu anda ben üniversite 3'ten beri çalışıyorken, her gün bir mesaiye aitken, izin alıp memlekete tatile gidiyorken artık tamamen kendi başımayım. Bugün perşembe günü, öğlen saatleri ve ben evdeyim. Alışkanlıklarımın tamamen dışına çıkıyorum. Peki neler yapacağım? Biraz da bunlardan bahsedeyim ve merak ettiğiniz sorular kısmına da geleceğim. Arkadaşlar bundan sonra ben bir içerik üreticisi olarak devam edeceğim. Teknolojiyi tabii ki devam edeceğim. Telefonları, teknolojiyi, yapay zekayı hatta birkaç gün sonra gelecek Apple'ın etkinliği takip etmek, daha sonra tanıtılacak amiral gemisi Android telefonları merak etmek, ülkemize gelen markalarla beraber tanışmak için sabırsızlanıyorum. Burada herhangi bir sorun yok ancak baktığınızda benim Instagram hesabıma, TikTok'uma bir gidin oraya da abone olun ve orada ürettiğim içeriklere de bakın. Kendi aracımla alakalı ürettiğim içerikler 49 milyon izlenmeye yaklaştı. Delilik yani arabaya ne kadar benzin aldım, araba ne kadar pahalandı, şuradan şuraya gittim ne kadar yaktım, buradaki park bedeli ne kadar gibi aslında biraz merak uyandıran içerikler ürettim ve baktığımızda Türkiye'nin en meşhur Golf 8'i şu anda bende diyebilirim. Bunun gibi lifestyle içerikler üretmeye devam ederken, Çin'den kargolar gelmeye devam ederken, belki garip garip teknoloji günleri denerken aynı zamanda sizlere yeni iOS 17'den bahsedeceğim, yeni Android sürümlerinden bahsedeceğim ve sizlere devamlı olarak Shorts içerikleri üretirken de bak.

ben sizlerin karşısında olacağım. Arkadaşlar en ama en zorlandığım konulardan bir tanesi de durumu aileme söylemekti aslında. Ben artık ayrılıyorum dediğinizde aslında karşı tarafın hani hep böyle bir SGK'sı var mı gibi bir soru var ya. Hani ne yapacaksın? Bundan sonra emin misin? İşinden ayrılıyorsun. Çalıştığın yer çok iyiydi gibi yorumlar geldi ama onlara aslında bu zamana kadar yaptığım şeyler güç verdi. Dedim ki ben artık bu şekilde devam edeceğim ve kendi ekipmanlarımı alıyorum. Kendi düzenimi kuruyorum. Ekipman demişken valla günün sonunda burayı donatmak da biraz zor oldu. Burada şu anda profesyonel ışıklar var. Arkamda cihazlar var. Dolar 20 lirayken ekipman kurmak da biraz zordu. İşin açıkçası ve belli başlı tercihlerim de oldu. Örneğin şu anda beni izlediğiniz video tüm netliğiyle karşınızda olsun diye 8K çekiliyor ve Fujifilm XH2 tarafından çekiliyor arkadaşlar. Fujifilm ekosisteminde tercih ettiğimi sizlere söylemem gerekiyor. Bununla alakalı farklı videolarda gelecek. Şimdi gelelim bu 6 yıllık serüven ve 6 yıllık serüvenin nasıl bittiğine dair ve Shift Yagnet'ten bahsetmenin vakti. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Shift Airnet'te çalışıyordum. Aslında bir şeylerden bahsedeceğim ve istediğim şeyi de sizlere son olarak söylemiş olacağım. Shift Airnet'te çalışırken ilk olarak 2018 yılında biliyorsunuz orada çalışmaya başlamıştım. 2018 Ağustos'ta girdiğimde stajyerdim ve 2019'un başında ben hatta 2018'in Eylül'ü olması lazım galiba. Ben direkt olarak elmaya 4700 abone iken video çekmeye başladım. Hatta herkes elmayı benim zannediyor. Ancak benim değil artık bir yerden sonra biz de goygoya vurmaya başlamıştık. 2019 yılının böyle Mart aylarına geldiğimde de Shift.net'te ilk defa video çekmiştim. İsmini hatırlayamadığım bir abla beni çekmişti. O zaman prodüksiyon olarak çekiliyordu. O beni hatırlar aslında biliyor musunuz ama. Çok yıl geçti üstüne ve çok heyecanlıydım stajyer olarak Shift.net'te video çekmek bir 360 derece kamera incelemesiydi. Hatta kutu açılışıydı sanırım. Ve baktığınızda ki onu da buraya koyacağım. Benim için harika deneyimdi. Ondan sonra düzenli olarak içerik sayısını arttırmaya başladım. Sosyal medyayı yönetiyordum. Oraları bıraktım. Ve günün sonunda Shift nette gerçekten 6 yıllık bir seviyeni tamamladık. Ayda 30'a yakın video çekiyorduk ve bu 1000 videodan daha fazla bir video demek. Yani 5 tam yılı tamamladığımı düşünün 6. yıla giriyordum. Hatta Ağustos'ta 6. yıl olacak. Aralık'ta da askere gideceğim diye de bir gorgoy çeviriyorum veriyorduk şifre nette biraz aile duygusu var işin açıkçası Çünkü 600 bin aboneyken girmiştik ve şu anda 2 milyon abone günün sonunda baktığınızda yeni çıkartılan içerikler yeni fikirler yeni taşınan ofiste karar verdiğimiz şeyler işte buraya bunu yazalım şuraya şunu yazalım bunun rengi böyle olsun masalar bu şekilde olsun gibi birçok fikir belirtiyorsunuz ve asıl şifre bir anda da siz oluyorsunuz bundan dolayı şifre nete karşı hala bir sevgi bağımlı olduğunu söylemem gerekiyor şimdi nasıl ayrılıyor? Kötü şeyler oldu mu? Bunlar biraz hani merak ettiğiniz konular olduğunu da biliyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Shift e teşekkür ederim. Ve daha farklı şeyleri de soru cevap videosuna cevaplamak istiyorum. Gelelim diğer konuya merak ettiğiniz şeyler. Bununla alakalı çok soru geleceğini biliyorum. Yani Fuji filmini neden tercih ettin? Işıkları neden Godox aldın? Bilgisayar ne kullanacaksın? Şu an bilgisayarın var mı? İşte arkada bir kasa var. Işıklandırmaları nasıl hallettin? Ya da bize hangi içerik üreteceksin? İşte ne kadar maaş alıyorsun gibi sorular gelecek. Para biriktirdin de mi çıktın gibi sorular gelecek. Birçok soru gelecek. Kavga mı ettin? İnsanlar ne diyor? Böyle böyle sorular da gelecek arkadaşlar. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Sizler bana en iyi şekilde soruları soracaksınız ve ben bunu cevaplayacağım. Önümüzde bir iOS 17 videosu var. Bundan sonraki iyi videom Apple ile alakalı olacak ama bu tamamen bir denk gelme. Çünkü ayın 5'inde iOS 17 yayınlanmış olacak ve ben sizlere beta sürümünü en azından anlatmış olacağım. Ardından da hem Android tarafıyla hem bilgisayar tarafıyla kısıtlamadan ve çok böyle bariz bir şekilde sizin teknik detaylara boğulmadan çok güzel incelemeleri gerçekleştirmiş olacağız. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. 6 yıllık bir emeğin sonunda bu videoyu ben çok düşündüm. Nasıl çekeceğim? Nasıl çekeceğim ama en büyük teşekkürü de sizlere borç biliyorum arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar izlediniz, yorum yaptınız ve bana destek oldunuz. Bundan sonra da Furkan'ın hikayesinin devamında neler söyleyeceğinizi çok merak ediyorum. Yapacağınız yorumları çok merak ediyorum ama sizlerden bir ricam var. Yorumlar kısmında iyimser konuşalım, pozitif konuşalım ve iyi temennileri konuşalım. Soru cevap videosunda çokça atıp tutarız. Benden şimdilik bu kadar. Şifre netten ayrıldıktan sonraki ilk videom, duyuru videom olmalıydı. Çünkü bundan sonra direkt teknolojiye başladığımda merak edecektiniz. Artık gerisine yolda bakacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun alırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.